Kadettay üyelerimizi, Danıştay Başsavcımıza, kurul üyelerimize, genel sekreterimize buna vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Tabii son zamanlarda yargı çok hızlı bir süreçten geçiyor. İşte aşağı yukarı birkaç aydır bölge adliye mahkemelerinin kuruluşuyla ilgili çalışmalar yapıyor. HGK bu konuda yoğun bir çalışma içinde. Oraya yeni atamalar yapıldı. Buna bağlı olarak da tabii yüksek mahkemelerde bir azalma söz konusu. Bu süreç içinde tabii yargının bir takım sorunları var. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Bu sorunları aşmak konusunda bir yargı mensuplarına özellikle çok büyük görevler düşüyor. Biz ülkenin her yanında bu görevimizi yaparken vatandaşlara vereceğimiz güven duygusuyla yargının bu işi ne kadar düzgün yaptığını, ne kadar iyi yaptığını, güvenin ne kadar çok önemli olduğunu, olması gerektiğini göstereceğiz. Benim sizlere tek önerim bu. Yani göreviniz nerede olursa olsun, her zaman hukukun üstünlüğüne dayalı olarak en iyi şekilde yapmanızı öneriyorum. İşinizde böyle hakim adayları arkadaşlar var. Şu anda işte şeyde de, akademide stajlarına devam eden, arada bir geliyorlar, uğruyorlar, onlarla da sohbet ediyoruz. Ben o arkadaşların da bu süreçte bu yargı camiasına katılarak büyük katkı yapacaklarına inanıyorum. Çünkü böyle bir şey var, yani böyle bir güç, böyle bir ışık var gözlerinde, onları görüyorum. Arkadaşlar, bir gelenek oluşturuldu. 3 yıldan beri sağ olsun arkadaşlarımızın organize ettiği kahvaltılar inşallah bir gelenek olarak devam edecek. Hakim aday arkadaşlarımız, savcı arkadaşlarımız, Yargıtay üyelerimiz, Yargıtay başkanlarımız, Danıştay başsavcımız, tüm meslekteki arkadaşlarımızın bir arada olması, birbirini tanıması, en azından sıcak bir iletişim kurması ileride bizler için çok önemli. Son birkaç yıldır ciddi bir cenderle çalıştım. Maalesef hiç yargı camiasında, yargı tarihinde olmayan, olmaması gereken süreçten geçiyoruz. Ümit ediyorum ki bu aklı selim bir şekilde bu sıkıntıları bir an önce yaşarız. Milletimizin hak ettiği yargı hizmetini en adil ve en verimli şekilde sunarız. Bu ümit içerisindeyiz, bu gayret içerisindeyiz. Sizlerin de bu konuda bizlere destek verdiğinizi düşünüyoruz. Anlarız yargı 2014 yılı içerisinde işte HSYK'nın kanunun değişmesiyle birlikte yeni bir sürece girdi. Ben hiç hayırlı olmadığını düşünmekle birlikte 2010 anayasa değişikliğinden sonra bu seçim süreci sistemimize dahil oldu. Bu süreç devam ediyor. 2000 malumlarınız HSYK kanunu çizildikten sonra HSYK'nın ilk başlayan personel ben olmuştum. Tabi o süreç hatırlamak istemiyorum. Yani bir haftada 7 kilo verdiğimi hatırlıyorum o tarihte. Bu süreç maalesef devam ediyor. Yani o yıl ve bu yıl birbirine benzer bir şekilde. Malumlarınız 1879 yılında Nizamiye Mahkemeleriyle birlikte yargı sistemimize giren istinaf mahkemeleri 1924 yılında ki 45 yıl faaliyet gösterdikten sonra kapatılmıştı. 2004 yılında çıkan İstinaf Mahkemeleri Kanunu bana göre yılda uygulanmamak üzere çıkarılan bir kanundu. Fakat gele gele bu sayın bizlerin çalıştığı döneme geldi. Bu sene içerisinde İstinaf Mahkemelerini faaliyete geçiriyoruz ki 20 Temmuz itibariyle fiilen dosya almaya başlayacaklar. Buraya bunun planlaması çok zor oldu Sayın Meslektaş Ağabey. Sizlerin de birçoğunuzun da ben talebi olmamasına rağmen bir takım mahkemelere gittiğini, onlardan boşalan yerlere birçok arkadaşımızın gittiğinin farkındayız. O yüzden sizleri de doğrudan olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilediğini düşünüyorum. 1100 küsur meslektaşımızı istinaf mahkemelerine heyetimiz atamış oldu. Tabii bu istinaf mahkemeleriyle birlikte yüksek mahkemelerde de bir değişim söz konusu. Malumlarınız Yargıtay ve Danıştay yasası meclisten geçti. Umarım en kısa sürede resmi gazetede ilan edildikten sonra seçimlerini de beraberce heyetimiz olarak ki biz mutfakta olarak heyetimizde seçici kurul olarak
Bu işi sonuçlandıracağız inşallah. Yeni bir dönem başlayacak. İnşallah da bu memleketimiz için faydalı bir süreç olur. Yani israf hakimlerini yani beraberce başarıya ulaştırabilirsek Türkiye adli tarihinde önemli bir dönüm noktası olacak ve çok önemli bir hizmet olacağını düşünüyorum. Lakin bölgesel işte yargıtaylar, danıştaylar oluşması ne? Peki idari yargıda kısmen bölge sınav uygulaması vardı. Yeni konsepti de o da 20 Temmuz itibariyle başlayacak. İnşallah başarıya ulaşırsam memleketimiz için iyi bir hizmet olacak ama eğer başarıya ulaşamazsa ki onları düşünmek bile istemiyoruz. İşler daha da çıkmaz gidecek gibi görünüyor. Ben başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Ancak sayımız yetersiz şu anda. 1100 küsur meslektaşımız bu 7 bölgede faaliyet göstermekte. Sınav mahkemelerinden yaptığımız atamadan önce 1890 civarında işte Yargıtay üyesi, Yargıtay İstatistik Tetik Hakimimiz vardı. Adliyar için konuşuyorum. Tabii benim buradaki tezim israf mahkemeleri en az bu kadar atama yapmamız lazım ki sistemi yürütebilelim. Çünkü israf mahkemeleri varlığınız olduğu üzere sadece temiz incelemesi yapmayacak, maddi yardımını yapacaklar. Biz bazen bunu deyince öldürüyoruz herhalde. 9 bölge olması gerektiğini düşünürken 7 bölge olarak şu anda faaliyete geçti. Ama ümit ediyorum bölgenizde ilk açılacak olan israflar arasında zannediyorum Adana bölgesi olacak ki binası da hazır. Ki bu bölgede Gaziantep değil, aslen Adana merkezdir. Biz Akdenizler için konuşuyorum. Nitekim Bursa bölgesi ki şu anda binası hazır değil. Onu da çok acil bir şekilde faaliyete geçirmemiz gerekiyor. Zannediyorum bu iki bölge önümüzdeki yıl ya da yıllarda faaliyete geçerse bu sıkışıklığı aşmış olacağız. Siz kıymetli meslektaşlarımızın da bu işi sahiplenmesiyle birlikte bu işin başarıya ulaşacağını ümit ediyorum. Biz bu işin başarıya ulaşması için heyet olarak burada hani çok fazla konuşmak istemiyorum ancak çok ciddi çaba sarf ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Biz hangi bölgede, hangi il ya da ilçeden hangi dava türü ne kadar gelecek bunların tamamını istatistik verilere bağladık. Olabileceğinin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Yani bu konuda malumlarınız yer içerisindeki sıkıntıları da göz önüne aldığımızda ancak bu kadar olabileceğini düşünüyorum. Ama bu anlamda yerel mahkemelerde ciddi bir boşluğumuz doğdu. Özellikle Gaziantep gibi, Urfa gibi bölgelerinde ciddi bir boşalma oldu. Buralarda mümkün olduğu kadar desteklemeye çalıştık. Yine son kararnamede tarihin hiç olmadığı kadarıyla Güneydoğu için konuşuyorum. Doğu ve Güneydoğu için tecrübeli meslektaş vermeye çalıştık. Mesela 3. bölgelerimizde şu an hiç demeyeyim de 15 kuranın dışında hiç kura kalmadı. Yani Cizre gibi oralar tamamı dolmuş oldu. Bu anlamda yargılamanın kalitesi, bu Güneydoğu'daki ve Doğu'daki sıkıntıları da göz önüne aldığımızda kuracı mümkün olduğu kadar hiç koymadık. Bu anlamda sağ olsun heyetimiz de o bölgenin sıkıntılarını bildiği için bizlere yani mutfakta çalışan arkadaşlarımıza destek verdiler. İnşallah Güneydoğu'daki bu sıkıntıları da yargısal anlamda açtıktan sonra ben Türk yargı tarihi itibariyle önümüzde çok fazla bir sıkıntının kalacağını düşünmüyorum. Yine şu anda 2010 yıl sonuna kadar 3000'in üzerinde meslektaşımız kura çekmiş olacak. Ki bu sene itibariyle bizim özellikle 1. ve 2. bölgelerde kuradan göndermeyi planladığımız arkadaşlarda bir eksilme var. Bunlara da işte bir adli yargı için konuşuyorum. Bir 240 kişilik kuramız zannediyorum. Ağustos'un Eylül başında mülakatları biterek kura çekerler. Bu da tam ihtiyacımızı gidermeyecek ama asıl olan Ocak itibariyle süreleri biten 1065'ti zannediyorum. Arkadaşımız da mesleğe dahil olduktan sonra tüm Türkiye'de sayı itibariyle hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Hatta önümüzdeki yıllarda fazla 2017 için konuşuyorum. Fazla meslektaş vereceğiz her yere. Ha bu tabii kaliteli dediğim tecrübeli meslektaşlarımızın sınıfa gitmesiyle tecrübe kısmında bir azalma olacak ancak sayı itibariyle buralara desteklediğimiz zaman buradaki sıkıntıları da aşmış olacağız diye düşünüyorum.